5 Aralık 2023. İngiltere Başbakan Yardımcısı ilginç bir açıklama yaparak dünya genelindeki milyonlarca insanın korkmasına neden oldu. Yaşanacak devasa bir elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olun uyarısı. Şimdi durduk yere bu neydi? Neden İngiltere halkını acilen hazırlık yapmaları konusunda uyarıyordu? Ve herkesin merak ettiği bir başka şey ise buna ne sebep olabilirdi? Düşünün, günümüzde bütün medeniyetimizin omurgasını oluşturan temel güç elektrik ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisinin tepesindeki adam bizi onun yokluğuna karşı uyarıyor. Gezegendeki hayatımızı kökten etkileyecek bu olayın sebebi ise ne yazık ki gücümüzün asla yetemeyeceği bir göksel cisim. Bizzat dünyamıza hayat veren güneşimiz. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Bildiğimiz tüm medeniyetlerden daha uzun bir zaman önce Kuzey Avrupa'da yaşayan pagan halklar gecenin kör karanlığında ateşin etrafında ahenk içinde dans ediyorlar ve kutsal bir anı kutluyorlar. Doğanın ruhlarının yenilendiğine inanılan kadim bir ritüel. İyi de onları buna inanmaya iten etken ne olabilirdi ki diye düşünenlerin yapması gereken tek şey yukarı doğru bakmak ve bu muhteşem manzarayı görmek. Büyüleyici değil mi? Gökyüzünde dans eden rengarenk bir kuşak. Kimse nasıl oluştuğunu, nereden geldiğini bilmiyor. Ama o kadar güzel ve ilahi ki doğanın ruhları ile ilişkilendiriyorlar ve kutsiyet atfediyorlar. Aslında yaklaşımları eski insanlar için çok da hatalı sayılmaz. Çünkü bu ışıkların kaynağı çağlar boyunca bir ilah olarak tapınılmış, daha sonra da esas yaratıcıyı sembolize etmek için kullanılmış güneşimizden başkası değil. Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklar gezegenimizin manyetik alanı sayesinde atmosferin üst katmanlarına çarparlar ve enerjileriyle o tabakada bulunan gazları uyarırlar. İşte bu olay gazdaki elektronların yüksek enerji seviyesine geçip foton yayarak tekrar düşük enerjiye geçmesine sebep olur. İşte bu yayılan fotonlar da şu an gördüğünüz bu harika renkleri oluşturur. Mesela oksijen ile etkileşime geçiyorsa kırmızı veya yeşil renkteyken azotla etkileşime girdiğinde ise mavi veya mor olarak gözükürler. Bilimsel açıklaması son derece sade değil mi? İşte binlerce sene önce insanlar bunu bilmezken onun tanrılardan gelen bir işaret, dünyayı ziyaret eden ruhlar gibi doğaüstü fenomenler olduğunu zannediyorlardı. Evet, belki aurora fenomeni doğaüstü bir olgu değil ama kesinlikle onu izleyenler için olağanüstü bir şey. Fakat bu güzellik her ne kadar insana huzur veren bir manzara gibi gözükse de aslında gerçekler tam tersi. Çünkü bu manzarayı gördüğünüzde bilin ki dünyamız bizi yıkıcı bir güçten bütün gücüyle korumaya çalışıyor. Ve eğer gezegen bu savaşı kaybederse bildiğimiz anlamda medeniyetimiz ve hatta dünya üzerindeki tüm canlıların sonu gelmiş demektir. 1 Eylül 1859 İngiltere. İngiliz astronomlar Richard Christopher Carrington ve Richard Hodgson güneş üzerinde gözlemlerine devam ederken yıldızın yüzeyinde büyük siyah lekeler oluştuğunu tespit ederler. Hem de oldukça fazla miktarda. Güneşin yüzeyindeki siyah leke olgusu aslında güneşin yüzeyindeki yerel manyetik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerdir. Şimdi bilmeyenler olabilir, onlar için önce küçük bir bilgi vereyim. Güneşimiz tamamen gazlardan oluşan bir plazma yapısıdır. Yani sert bir yüzeyi yoktur. Yüksek ısıda katman katman gazlar olağanüstü bir çekim kuvvetiyle bir arada tutulup sıkıştırılırlar. Bu sayede de füzyon olarak bildiğimiz tepkime oluşarak hafif gazların birleşip daha ağır olanlara dönüşmesiyle güneş akıl almaz düzeyde enerji ve ısı üretir. İşte bu gazların kaotik hareketleri yüzünden de güneşte dünyamızınki gibi büyük tek bir manyetik alan yoktur. An be an oluşup yok olan binlerce manyetik alan vardır. Ve işte bu güneş lekeleri de o çakışan düzensiz manyetik alanların anomali yaptığı bölgelerdir. Genelde de bu büyük bölgeler büyük enerji patlamaları doğurarak uzaya doğru yüksek hızlarda fırlatırlar. İşte 1859'da yaşanan tam olarak buydu. Astronomlarımız onlar teleskoplarını güneşe çevirdiklerinde güneşin de bu karanlık lekelerini dünyaya çevirdiğini görürler ve sonra bir anda olanlar olur. Dev bir koronel kütle atımı yani taç küre kütle atımı güneşin yüzeyinden inanılmaz bir hızla uzaya doğru kopar. Gezegenimizin yıldızımıza olan uzaklığı 150 milyon kilometredir ve genelde bu kütle atımları dünyaya hızlarına bağlı olarak birkaç gün içerisinde ulaşırlar. Ama bu seferki çok farklıydı. Dev parlama akıl almaz bir hızla sadece 17.6 saatte dünyaya ulaşmıştı bile. Ve bu büyük güç karşısında küçük dünyamızın manyetik alan kalkanının dayanması imkansızdı. Normalde auroraları dünyanın kuzey ve güney uçlarında görürüz. Bu kalkanın düzgünce çalıştığının bir işaretidir. Çünkü dünyanın yuvarlak şeklinden dolayı manyetik dalgalar doğal olarak parçacıkları kutup civarlarına yönlendirerek atmosferle orada etkileşime girmesine sebep olurlar. Fakat bu seferki atım o kadar güçlüydü ki dünyanın neredeyse ekvatoral bölgesinde olan Karayip adalarında bile gözlemlenmişti.
yani manyetik alan knockout olmuştu. Günümüzde bu etkinin bilgisayar modellemesini yaptık. Normalde standart bir koronel kütle atımında dünyanın manyetik alanı bu şekilde bir tepki verir ve bizi korur. Fakat Carrington olayında yaşanan ise böyleydi. Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki aşırı yüklü parçacıklarıyla dolan atmosfer bir floresan lamba gibi parlamaya başladı. Olay yaşandığında Amerika Rocky Dağları'nda çalışan altın madencileri olay sonrası yayılan ışıktan dolayı sabah oldu zannetmiş, uyanıp kahvaltılarını etmiş ve madende çalışmaya gitmişlerdir. Kuzeybatı Avrupa'da insanlar akşam vakti dışarıda gazetelerini rahatça okuyabilir hale gelmişlerdir. Olayın etkileri doğuda Japonya, Çin ve Kamboçya'da bile görülüp kayıt altına alınmıştır. Ya ilginç bir manzara yaşamışlar. Bundan en fazla ne olabilir ki diye düşünenleriniz varsa son derece yanılıyorlar. Manyetik alanın büyük oranda aşılmasından dolayı aşırı enerji yüklü parçacıklar dünyaya yağmaya başlarlar ve olanlar olur. O zamanlar elektrik daha yeni yeni yayılan bir teknolojiydi ve dünyadaki en gelişmiş şey telgraf altyapısıydı. 1 ve 2 Eylül arasında dünya bombardıman altındayken gezegen çapındaki telgraf aletleri yanmaya ve patlamaya başladılar. Elektrik kablolarının üzerinde parlamalar oluşmaya ve hatlar kavrulmaya başladı. Acilen dünyadaki tüm elektrik ve telgraf altyapısının kapatılması emri verilse bile yeterince hızlı değildik. Ve o 2 gün içinde açık olan pek çok elektronik ekipman tamamen yandılar. Atmosfer o kadar elektrik yüklüydü ki aletler fişten çekilseler bile bir süre çalışmaya devam ediyorlardı. Nikolay Tesla'nın hayalini kurduğu bir şeyi doğa kendi kendine oluşturmuştu. Tüm dünyada bedava enerji kablosuz şekilde dolanmaktaydı. Ama tek fark bu güç kontrolsüzdü ve önüne gelen ekipmanı yakıyordu. Parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu kızıla bürünmüş gökyüzünün altında kaos ile geçen 2 günden sonra manyetik alan tekrar gücünü toparlar ve dünyamız dengelenir. O zamanlar için elektronik altyapı kendi büyüklüğüne göre ciddi bir yara almıştır. Ama demin de dediğim gibi çok sınırlı bir yaygınlığı olduğu için onarılması hızlı oldu. Fakat bu olay tüm dünyaya şu gerçeği çok acı bir şekilde gösterir. Dünyamıza milyarlarca senedir hayat veren güneşimiz bizi herhangi bir anda tekrar mağara devrine gönderecek güce sahip ve bunun karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İşte bu acı gerçek bizi bir kez daha İngiltere Başbakanı'nın yaptığı açıklamaya götürüyor. Çünkü dünya bir kez daha 1859'da yaşanan olayın bir benzeriyle karşı karşıya. Hem de bu sefer tehlike altında olan tüm teknolojik altyapımız. Carrington olayındaki gibi mega taç küre kütle atımları aslında dünyamız için yeni bir şey değil. Kutuplarda yaptığımız derin sondajlar sonucu analiz ettiğimiz buz parçalarında M.Ö. 12.000 ila 11.000 yılları arasında, evet tufan olarak bildiğimiz dönem, devasa boyutta bir patlamanın yaşandığı ve M.Ö. 5.000 ila 7.000 seneleri arasında da yoğun olarak güneş fırtınalarının dünyayı vurduğunu tespit ettik. Sadece bunlar da değil, benzer şekilde büyük olayların, tabi o tufan dönemi gibi değil çünkü o cidden sıra dışı bir olaydı, Milattan sonra 900 senesinde de yaşandığını ağaçların halkalarındaki anomalileri inceleyerek anladık. Yani dünyamız değişken dönemlerde ama sık sık bu tarz olaylar yaşamakta. Fakat o günlerle bugünler arasında çok büyük bir değişim oldu. İnsanlık elektriği keşfetti ve teknolojiyi yarattı. Güneş fırtınalarındaki elektrik yüklü parçacıkların aradığı basit bir şey vardır. İletken maddeler. Bu doğal olarak bir fizik kuralı tabii ki. Peki şu an dünyamızın dört bir yanı neyle kaplı? Milyonlarca kilometre uzunlukta bakır elektrik kablolarıyla. Yani Carrington olayı büyüklüğünde ya da geçenki uyarı gibi daha büyük bir koronel kütle atımı patlamasının dünyayı vurması halinde yaşanacakları herhangi bir sinema filminde bile bulamazsınız. Korunaksız altyapı aşırı enerjiyle yükleneceğinden dolayı tüm o şebekeye bağlı cihazlar, trafolar yanmaya ve patlamaya başlarlar. İyonosfer o kadar yoğun bir şekilde elektrik ile yüklenir ki radyo yayınlarında sadece parazit duymaya başlarsınız. Uydulardan bağımsız çalışan radyo iletişim altyapısı aşırı parazitten dolayı kullanılamaz hale gelir. Radar sistemleri çöker ve bu bütün havayolu sistemlerinin kapanması demek. Ki öyle de olmalı. Çünkü bu atıma yakalandığınızda eğer bir uçakta olursanız atmosferin üst ve daha az korunaklı katmanlarında hareket ettiğinizden ötürü 1 ya da 2 yılda alacağınız radyasyonun hepsini sadece birkaç saat içinde alırsınız. Ve bu çok ciddi sağlık sorunlarına, hatta büyük oranda da kansere sebep olur. Eyvah diyenler daha dursunlar, felaket yeni başladı. Şu an dünyamızın yörüngesinde dolanan yaklaşık 8000 aktif uydu mevcut. Ve bu uydular sayesinde internetten tutun, telefon altyapısına kadar modern iletişim teknolojimiz çalışmakta. Ve bu tarz bir olaydan en sert şekilde etkilenecek olanlar da neredeyse korumasız şekilde yörüngede dolanan uydularımız. Binlercesinin tüm devreleri anında yanar ve uydular kullanılamaz hale gelir. Bunun yaratacağı etkiyi düşünün.
neredeyse tüm iletişim sistemleri çöker. Küresel tedarik zincirlerinin bel kemiği olan gemiler ve kargo uçakları hem iletişim çöktüğü için hem de uydulardan gelen GPS verileri çöktüğü için hareket edemez olurlar. Ve bu anında bir gıda krizinin tetiklenmesine sebep olur. Bitti mi? Tabii ki hayır. Son darbe şimdi geliyor. Birkaç gün boyunca yoğun enerjiye maruz kalan ionosfer artık akıl almaz şekilde yüklü hale gelmiş ve dünyanın manyetik alanında gergin bir kırbaç gibi uzaya doğru uzadıkça uzamıştır. Tabii sonunda son derece sert bir şekilde kopup bütün biriken enerjiyi dünyaya gönderene kadar. İşte bu son darbedir. Bu olaydan sonra sadece kablolar ve ona bağlı cihazlar değil, biriken enerjiye göre hem altyapı hem üst yapıdaki tüm elektronik cihazlar zarar görebilir. Şehirlere su sağlayan pompalar, jeneratörler, evinizdeki radyonuz, telefonunuz, her şey karanlığa gömülür. Ve sandığınızın aksine bu basit bir elektrik kesintisi değildir. Yapılan son araştırmalara göre dünyanın küresel elektrik altyapısının böyle bir olay sonrası eski haline gelmesi için 10 ila 15 sene gerekliymiş. Bu tabii ki gelişmiş ülkelerde daha hızlı olacaktır. Ama onlarda bile öngörülen kesinti döngüsü en azından aylar olacak şekilde analiz ediliyor. Tabii bu sadece altyapı onarımı. Bunun yanında çöp olan elektronik cihazlar, uçaklar, arabalar, telefonlar ve uyduları da hesaba katarsanız insanlığın yeniden eski haline gelmesinin ne kadar uzun süreceğini ve bu esnada bankacılık sistemi gibi tamamen dijitale bağlı olan elektronik altyapımızın ne hale geleceğini siz düşünün. Şu an dünyadaki paranın %80'inden fazlası dijital. Yani gerçekte öyle bir fiziksel para bile yok. Elektrik olmadan paranız ne olacak sizce? Sanırım anlamışsınızdır. Öyle bir olayın olması durumunda öyle 5-10 senede yeniden ayağa kalkacak bir insanlıktan bahsetmiyoruz. Çünkü bu olay gerçekten yaşanırsa ve biz hazırlıksız yakalanırsak bir daha geri dönüş olmaz. Bildiğimiz anlamda medeniyetin sonu gelir. Aranızda bunların çok düşük olasılıklar ya da uç iddialar olduğunu düşünenler olabilir. Fakat daha bundan 11 sene önce Temmuz 2012 senesinde son 100 yılda tespit ettiğimiz en büyük megataç küre kütle atımı dünyayı sadece 9 günle sıyırdı geçti. Bize çarpması halinde en iyi ihtimalle 2 milyar insanın aylarca elektriksiz kalacağı hesaplandı. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyar insan aç, susuz, elektriksiz. Ülkeye 8 milyon kişi tüm imkanlar verilerek geldi de ne hale geldik? 2 milyar insanın hayatta kalmak için hareket etmesinin önünde hiçbir güç ve hiçbir ekonomi duramaz. Ve dünya bu yıkımdan tamamen şans eseri sadece 9 günlük bir farkla kurtuldu. Peki videonun başındaki olaya geri dönelim. İngiltere Başbakan Yardımcısı neden 2025'teki büyük patlama beklentimizi 2024'e aldık dedi. Bu ne demek? Güneşimizin 11 yıllık doğal döngüleri vardır. Solar minimum ve solar maksimum döngüleri. Mesela bir önceki solar maksimum dönemi, yani güneşin yüzeyinin hareketlenip atışların çoğaldığı dönem 2014 senesiydi. Ve bir sonrakinin de 2025'te zirve yapacağını biliyoruz. Ama son dönemlerde güneş tahminlerden daha hızlı bir şekilde solar maksimum hareketleri yapmaya başladı bile. Bunlardan en fenalarından birisi de şu an güneşin yüzeyinde 60 dünya büyüklüğünde bir alanı kaplayacak şekilde oluşmuş durumda. İşte bu gördüğünüz dev leke. Gerçekten boyut olarak anormal büyüklükte ve daha solar maksimuma bir sene varken oluşmasına anlam verilememiş bir anomali. İşte bu büyüklükte bir lekeden sonra oluşabilecek dev kütle atımları dünyaya denk gelirse demin videoda anlattığım her şeyi ne yazık ki en ön sıradan izlemiş olursunuz. Peki yaşanan bunca olaydan sonra insanlık bu duruma karşı herhangi bir önlem aldı mı? Neyse ki bu sorunun cevabı evet. 2006 senesinde NASA Stereo adını verdiği Solar Aktivite İzleme ve Tespit uydusunu uzaya gönderdi. Ve uydu sürekli güneş aktivitelerini izlemekte. Ona ek olarak ACE olarak adlandırılan bir diğer uydu da sürekli olarak güneşin ve dünyanın manyetik alan kesişimlerini inceleyerek Carrington olayı tarzı bir risk oluştuğu anda bizi uyarıyor. Tabii hemen rahat bir nefes almayın. Uydunun bizi uyarma penceresi sadece 30 dakika ile 1 saat öncesine kadar. Yani ters bir durumda tüm dünyanın fişini çekip havadaki tüm uçakları indirmemiz, çalışan her uyduyu koruma moduna almamız için en fazla 1 saatimiz olacak. Akabinde de elimizden gelen tek şey beklemek olacak. Bu şekilde en azından komple bir altyapı çöküşünün önüne geçilip zararın minimuma indirilmesi planlandı. Ama halen bu önlemlerin bile ne kadar etkili olacağı ya da o büyüklükte bir olay sonrası kapalı halde olmasına rağmen altyapı ve üst yapının ne kadar zarar göreceğini tam bilmiyoruz. Belki birkaç hafta ya da aylar boyunca elektriksiz kalmamız gerekebilir. Ama 10 senelik bir karanlık ile kıyaslarsak bu herkesin seve seve göze alabileceği bir şey sanırım.
Kısaca güneş patlamaları dün de, bugün de, yarın da, güneş orada dönmeye devam ettikçe insanlık için en büyük tehlikelerden birisi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Ama en azından teknolojimiz ile güneşi sürekli izleyerek bu tehlikeye karşı elimizden geldiğince önlem almaktayız. Siz de bireysel olarak evinizde biraz mum bulundurarak, güneş enerjisi ile şarj olup şarj eden powerbankler, ışıldaklar alarak ne olur ne olmaz biraz konserve yedekleyerek kendinizce önlemler alabilirsiniz. Gidin evinizin altına sığınak inşa edin diyemem. Ama yine de gerek güneşe karşı, gerek deprem ülkesiyiz. O riske karşı bu tarz şeylerin el altında bulunması her zaman lazım. Sonuçta önümüzdeki 2 sene solar maksimum dönemi. Ne olur ne olmaz. Fakat biz ne kadar bireysel ve ulusal şekilde önlem alsak da bahsettiğimiz gök cismi güneş. Yani dünyanın hacminin 1.3 milyon katı büyüklüğüne sahip, her saniye bütün dünyanın bir yıl boyunca tükettiği enerjiden 630 bin kat daha fazla enerji üretmekte olan bir yıldız. İşte bunu düşündüğümüzde belki koronel kütle atımlarına karşı küçük önlemler alabiliriz. Ama günün birinde tıpkı M.Ö. 12 bin senesindeki gibi bir olay yaşanırsa işte o zaman bizden geriye ne kalır orasını da düşünmek istemiyorum. İnsanlık bir kez o tarif edilemez yıkımı yaşadı ve bildiğimiz anlamda tufan öncesi medeniyetler silindi. Bir sonraki umarım hiçbir zaman dünyayı bulmaz. Yoksa ileride gezegende kalanlar da bizler için antik medeniyetler diye bahsetmeye başlarlar. Ondan da daha büyük bir taç küre kütle atımı olayı gerçekleşirse işte o zaman dünya yüzeyinde ne bizim hikayemizi anlatacak ne de bir zamanlar bu gezegende yaşam olduğunu gösterecek hiçbir şey kalmaz. Manyetik alan tamamen parçalanır, atmosferimiz güneş rüzgarları yüzünden kopar gider ve gezegenin yüzeyindeki her şey kavrulup yok olur. Nihayetinde de geriye cansız bir kaya parçası kalır. Dediğim gibi güneş her ne kadar bu gezegendeki hayatın temeli olsa da onu bir anda ölü bir kayaya çevirebilecek potansiyeli de içinde barındırmakta. Güneşin gücünü ve sonunu merak edenler konu hakkında yaptığım güneş videomu izlesinler. Hoşunuza gidecektir. Bu videoyu hazırlarken benim aklıma gelen ilginç bir komplo teorisi daha var. Şu an uzayda güneşi izleyen uyduların tamamı neredeyse Amerika'ya ait. Ve böyle bir patlama bilgisi de ilk olarak onlara gelecek. Peki ya bu adamlar bu bilgiyi dünyanın geri kalanı ile paylaşmama kararı alırlarsa? Bir saatliğine sadece kendi elektrik altyapılarını kapatıp bütün dünyanın elektrik ağının çökmesini izleyebilirler. Ve ondan sonra da gezegen tamamen karanlığa gömülmüşken ışığın yanmaya devam ettiği tek yer Amerika olabilir. Tek bir silah bile sıkmadan tüm dünyayı ele geçirmiş olurlar. İşte bu yüzden teknolojik anlamda gelişmek çok önemli. Sene oldu 2024. Hala sakız çiğnedim, orucum bozulur mu tartışmaları yerine bizim de bu tarz gerçek tehlikelere karşı önlemler almamız lazım. Bu önlemleri alabilmemizi sağlayacak teknolojileri geliştirmemiz lazım. Ve bu konuda da bağımsız olmamız lazım. Aksi halde bu tarz şeylerden bizi koruması için her zaman başkalarının eline bakacağız anlamına gelir bu. Ve her daim de oyunu kuran kuralı koyar. Kısaca boyunduruk altından hiçbir zaman çıkamayız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gündemde olan bir konuydu, bilgi kirliliği çoğalmadan ele almak istedim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoları çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.